Korona hayatımızda kişisel koruyucu önlemler hayatımıza tamamıyla girdi. Maskeler ve eldivenler gündemde ama özellikle eldiven konusunda dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü eldiven kullandığınız zaman lateks alerjisiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Lateks, kauçun içerisindeki ham madde. Dünyadaki endüstriyel devrimin kilometre taşlarından bir tanesi. Artık suni olarak üretiliyor. Lateks her yerde. Toplar, lastikler, klavye, biberon, emzik, rezervatif, ayakkabı, pedler, boya, hortum, tıbbi malzeme, kablolar, her şeyde var. En çok da bir riskli olan grup eldiveni düzenli kullanan sağlık çalışanları. 1980'de AIDS salgınından sonra eldivenler yaygın bir şekilde kullanılıyor. 1990 yılında ise bu lateks alerjisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Daha sonra bir takım önlemler alınıyor. Lateks çıkartılıyor, pudrası eldivenler kullanılıyor. Bir parça düşüyor ama son zamanlarda yine giderek artmaya başladı. Normalde toplumda %4-5 diyor. Bazıları ise %10 diyor. Sağlık çalışanlarında ise %10'dan başlayıp %20'ye kadar çıkabiliyor. Hatta bu yüzden ameliyathane hemşirelerini bırakanlar da var. Sadece temas değil, aynı zamanda eldiveni çıkardığınız zaman havada parçacıkları solunum yoluyla da alabiliyorsunuz. Belirtiler tabii ki hemen ilk önce ciltten kabarık, döküntüler, kaşıntılar ortaya çıkıyor. Buna kontak dermatit deniyor veya ürtüker deniyor. Aynı zamanda konjektivit ortaya çıkıyor. Elimizi yüzümüze sürdüğümüz müddetçe bu şans giderek daha çok artıyor. Bunun yanında klasik olarak burun akıntısı, hapşırık, öksürük, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ileri dönemlerde nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi ve tansiyon düşüklüğü dediğimiz anafilaktik şok tablosu ortaya çıkabiliyor. O ender olsa da görülebiliyor. Hatta prezervatif kullanımı sonrası bile görülmüştür. Dediğimiz gibi lateksi ortadan kaldırmışlar, pudrasız eldiven kullanımı başlamış. Zaten genel olarak kullanılan eldivenler pudrasızdır. Ama sağa sola bulaştırmadan hemen atmak gerekiyor. Tedaviyi lateksten uzaklaştıracaksınız. Antihistaminikler olabilir, immünoterapi olur. Bir de alerji olmadan da uzun dönemde astım ortaya çıkabiliyor. Özellikle ameliyathane çalışanlarında. Başka risk grubu var mı? Tabii ki var. Lastik tamircileri, lastik endüstrisi, boyacılar, ev kadınları, temizlik görevlileri, bahçıvanlar ve kuaförler. Küçük bir uyarı. Hoşçakalın.